Şimdi 25 Nisan'da Kürt basını, Kürt hukukçular ve Kürt siyasetine dönük bir operasyon gerçekleştirildi. 216 kişinin içinde bulunduğu, 216 kişinin dahil edildiği bir operasyondu. Bir siyasi soykırım operasyonuydu açıkçası. Ve bu anlamda aralarında gazeteci arkadaşlarımız Abdurrahman Gök, Beritan Canüzer, Mikail Barut ve Mehmet Şah Oruç'un da olduğu 49 insan, 49 Kürt tutuklandı. Bu anlamda operasyonun bir siyasi soykırım operasyonu olduğunu söylemek mümkün. Bu gözler önünde bariz bir şekilde kendince KCK adı altında yapılan bir operasyon ama biliyoruz ki iktidar seçime giderken kendi propagandasını kendi alanlarda yapamadığı propagandasını Kürtlere saldırarak sürdürmeye çalışıyor, Kürtlere saldırarak yapmaya çalışıyor. Bu anlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun atacağı bir tweet için, onun yayınlayacağı 3-5 kelime için böyle bir operasyon gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Kürt siyasetini ve Kürt medyasını, yine Kürt hukukçularının çalışmalarını engellemek amaçlı 14 Mayıs'a giderken kendi tabanına dinamik tutmaya dönük bir çalışma yaptıklarını, bir saldırı yaptıklarını görüyoruz. Bu anlamda bu operasyonun aslında hukukla bağdaşmadığını söylememiz gayet doğal. Çünkü hukuki bir operasyon değildi. Tamamen altı boş olan bir operasyondu. Bir kişinin ifadelerine dayandırılan, ki bu kişiyi neredeyse birçoğu tanımıyordu, birçoğu sadece selam vermiş ve ya da yanından geçmiş olmanın ötesine geçmeyen insanlar bu torbaya dahil edilerekten böyle bir saldırıya maruz kaldı. Bunun kapsamında tutuklanan arkadaşlarımız elbet serbest bırakılacaklar, elbet yine aramızda olacaklar ama biliyoruz ki bu operasyonu gerçekleştirenler bu operasyonun aslında hangi talimatlarla yapıldığının bilincindeler ve ona göre hareket ettiler, ona göre karar verdiler. Ne savcıların kararı ne hakimlerin kararıydı. Bu doğrudan siyasi iktidarın kararı sonucu oluşturulmuş bir dosya ve siyasi iktidarın vermiş olduğu karar çerçevesinde verilen kararlar sonucunda tutuklamalar gerçekleştirildi. Bu anlamda bu operasyon için siyasi soykırım operasyonu demek yerinde bir tespit olacaktır. Şimdi Kürt basınına dönük saldırılar ne ilk ne de son, bunu çok iyi biliyoruz ki bugün yine arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Yine Ankara merkezli bir operasyon kapsamında. Kürt basınının direnişi de ne ilk ne de son. Yeni bir direniş değil, mücadele geleneği var Kürt basınının ve Kürt basını bu mücadele geleneği kapsamında mücadelesini yürütecek. Muhalif medyanın ve Kürt medyasının ve muhalif medyanın dayanışmaya ihtiyacı var. Dayanışma yaşatır diyoruz. Evet, dayanışma yaşatır. Dayanışmanın her türlüsüne ihtiyacımız var. Bunu tekrar tekrar belirtmekte fayda var ve bu dayanışmanın gerçekten samimi bir dayanışma olması için de mücadele etmek gerekiyor. Kürt basınıyla omuz omuza bir dayanışmanın sergilenmesi gerekiyor. Tutuklanan arkadaşlarımızla omuz omuza bir dayanışmanın gösterilmesi gerekiyor. Aksi halde evet faşizm yenilecek ama geç yenilecektir. Dayanışma faşizmin daha erken yenilmesini, daha erken yok edilmesinin önünü açacaktır. Bu anlamda biz Kürt medyası, Kürt basın çalışanları olarak diğer basın kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, gazeteci örgütlerinden bir dayanışma bekliyoruz. Biz yerimizde kalacağız. Biz daha da ileriye gideceğiz. Biz yenilmeyeceğiz, biz kaybetmeyeceğiz ama onlar gidecek.